Bu karaktersiz benim yaraladığım adam karşısına geçiyormuş, seyrediyormuş benim çocuğu. Küçücük bir çocuğa saldırmak ne demek? Çocuğa saldırınca film koptu. Adamın boğazına doğru bıçağı tuttum. Gözünün önüne getirdim bıçağı. Bak dedim keseceğim boğazını. Yeter. Saldırma. Hemen dedim bunun bacağını koparayım. Bacak çürüyene kadar da kimseye vermeyeyim düşüncesindeydim o esnada. Beton duvarları kafayla yıkabilmek, kırabilmek, yumruklarla kırabilmek mümkün mü? Kendimi öyle hissettiğim anlar oldu. Uçarak gidip hasmamın canını alabileceğim, yani kendimi bir ejderha gibi hissedip yatak odasından pençelerimi takıp alasım geldi. O bir haftam benim için bir dehşet. Şunu çok hayal ederdim. Acaba bir gün camiye giderken oğlumla birlikte gidebilecek miyiz? Oğlumla namaz kıldığım anı hayal ettim. Ve çıktım bunu da gerçekleştirdim. Sizi tanıyalım abi. Ben Halil İbrahim Bulut. 1970 yılında Kırıkkale'de doğdum. Zaten hayatımın 8 yıl kadarı cezaevinde geçti de 16 yaşına kadar zaten çok kötü bir çocukluğum geçti. Hem arkadaş çevresinden olsa gerek, hem babamı kaybettiğimden olsa gerek. 5 yaşındaydım babamı kaybettiğimde. Yani sahipsiz büyüdük diyebilirim. Zaten o dönemlerde de çok çalışkan, ekmeğinin peşinde olduğum için de 8 yaşlarındayken iş hayatına başladım. 16 yaşına kadar ayakkabı tamircisi, işte ayakkabı boyacısı, simit satma çabasıyla işte aile geçim derdi daha doğrusu. Baba da olmadığı için aileme bir katkı olsun diye çeşitli işler yaptım. 16 yaşında dükkan açmaya karar verdim. Eniştemin de yardımıyla bir dükkan açtık. Çok şükür ayakkabı tamir dükkanı. Kısa bir süre sonra zaten birkaç ay dükkan çalıştırdım. Bir arkadaşımla işte kavga ettik. Agresif bir gençliğe de sahiptim zaten. Bir arkadaşımı vurdum. Hasbelkader oldu öyle bir olay. Bu benim hayatımda yaptığım en büyük hata oldu aslında. Hapishaneyle tanışmam oldu. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki bu cezaevine düşmem benim tamamen bir kader olduğuna inanıyorum. Bıçakları çok severdim o tarihlerde. İlkokula giderken sürekli hapishane şarkıları söylerdim. Hapishane şarkıları dinlerdim. Bunu da daha sonra cezaevine girdiğimde anladım ki hapishane benim kaderimmiş. Zaten kısa bir süre yattım, tahliye oldum. Yaklaşık bir yıl kadar sonra ceza geldi. Bir sene, bir ay, 10 gün. Yaşım küçük olduğu için ceza da düşüktü. Öldürmeye teşebbüs cezası olması gerekirken yaştan da dolayı bir sene, bir ay, 10 gün ceza aldım. Sonra bu cinayet iftirasıyla karşılaştım. Aldılar beni karakola. Bu mevkiye ne zaman gittin? Şu tarihte gittim, bu tarihte gittim. Gönül rahatlığıyla söyledim. Çünkü olayla hiçbir alakam olmadığı için, çocuğun da öldürüldüğünü bilmediğim için hiç alakam yok. Gönül rahatlığıyla söyledim. İki kişi geldi, kimlerle gittiğimi söyledim. Bununla gittim, bununla gittim. Onlar da gelir gelmez İbrahim öldürdü, biz de yanındaydık dediler. Ve cinayet iftirası da öyle gerçekleşti. Direkt jandarma karakoluna aldılar. Ölen çocuk benim amcamın oğluydu. Vesselam kendimi kanıtlayamadım. Suçsuzum dedim, Allah-u Teala suçsuz yere dedim, beni cezaevinde tutmaz, inancım tam. Avukat tutmaya bile gerek duymadım yani. Amcamın oğluyla bizim köy bahçelerine gitmişler bu vatandaşlar ki benim de olduğumu söylüyorlar. Gitmişler bunlar arpalık mevki denen bir yere. Bir gece orada kalmışlar. İkinci gecede çocuğu öldürmüşler. Hesapta ben çocukla kavga etmişim. Çocuğun göğsüne bıçak saplanmış. Bir gece ölmesini beklemişiz sabaha kadar. Hesapta ben bir kürek bulmuşum, cenazeyi defnetmişiz. Bir günde cesedin yanında kalmışız, ondan sonra eve gelmişiz ve ceset 23 gün sonra ortaya çıktı. Hasbelkader bulundu, köylü tarafından bulundu. 3 gün boyunca hiç ayrılmadık diye ısrar etmesine rağmen ben mahkemede dedim, benim amcam şahit, amcamın hanımı, kızları şahit, evlerimiz yan yana. Kapıdan çıktıkları an bizim o tarafa bakmadan kesinlikle içeri girmezler. 3 gün boyunca beraberiz diyorlar, güya suç ortaklarım. Ben o tarihte cezaevine ziyarete gidiyorum. Bayramın 3. gün. Yakın bir zamanda cezaevinden çıktım ya. Arkadaşlarımı cezaevine ziyarete gittim. Güya suç ortaklarım 3 gün boyunca hiç ayrılmadık diyorlar. Çocuğu öldürdükleri günün sabahı ben ziyarete gidiyorum. Bunlar göz önünde bulundurulmadı. Güya beraber gittik. Abim beni gönderdi. Akşam onlar orada kaldı. Ben evime geldim. Ne yaşandı bilmiyorum diye ifade vermiş. Yani istemeden kardeşim bile bana
bir nevi şahitlik yapmış. Tabii ilahi adalet yerini bulacaktır. Ama işte önemli olan bu dünyada bulması. O suçtan 18 yıl ceza almama neden oldu, isyan etmeme neden oldu. Bütün suç çeşitlerini öğrenmeme neden oldu. Çok agresif bir genç olmama neden oldu. Rahatlıkla suç işleyebilecek bir yapıya sahip olmama neden oldu. Ya birçok zararları oldu yani. Şuna da inanıyorum ki ben suçsuz yere o günahları işledim. Elbette bu günahların bedelini onlar ödeyecekler. Vesselam 18 yıl ceza aldım. Hatta Yargıtay'a bile göndermedim dava bozsun düşüncesiyle. Benim maksatım bir an önce çıkıp intikam almaktı. O tarihlerde Rabbimin gücüne gitmesin çok isyan ettim. Ceza aldıktan sonra 18 yıl ceza aldım. 18 yaşındaki bir çocuğa 18 yıl ceza. Yaşanan olayın cezası 4 tane idam cezasıydı. Planlı cinayet, kasıtlı cinayet, cesede işkence, ceset gizleme. Bunların her biri birer idam cezası gerektiren olaylardı. Ki o tarihlerde idam cezası veriliyordu fakat idam infaz edilmiyordu, gerçekleştirilmiyordu. Bunca şeyi yaşamama rağmen zaten bulunduğum hapishanede de herkes işte haşa haşa Allah kitap diye bile şakayla bile küfredilebiliyordu. O ortamlarda da bulunduğum için suçsuz yere de 18 yıl ceza aldığım için ben de hem şeytana uydum hem o arkadaşlarıma uydum. Zaten o arkadaşlarımın %80'i de şeytandı. Onlara uyarak büyük günahlar işledim. Tabii daha sonra anladım hapishane hayatının benim kaderim olduğunu. İş işten geçtiğimi bilemiyorum, onu Rabbim bilir. Tabii defalarca tövbe ettim. İnancım tam Allah'a. 11 yaşındaki çocuğa saldırma olayı neydi? 2010 yılında bir eve taşınmıştım. Aslında ev sahibim de çok iyi bir insandı. Çok şükür dedim, ilk defa güzel bir ev sahibine denk geldik dedim. Tabii kiramız zamanında ödüyoruz. Ev sahibim de sağ olsun sevdi beni. O da işte ağaçları budarsın İbrahim dedi. Şu bahçeyi eker biçersin gibi. Ben bahçeyi ektim. Bir tane komşum vardı. Benim o bahçeyi ekmemi istememişti. Bu adam geldi fideleri kesti. Bir süre sonra bahçeyi bozduktan sonra fide satın aldım. Fideyi ektim. Onları da kesti. Bu adam öyle bir bela arıyordu ki yani ben de her seferinde kaçmaya çalışıyordum. Benim evime birkaç kez gelmiş. Çocuğumu tehdit etmiş. Birkaç kez de bunu kolunu kopartırım, bacağını kopartırım, buraları kirletme, buralarda oynama diye tehdit etmiş. Ben dedim şu saatte çıkıyorum, bu saatte evime geliyorum. İstediğin zaman görüşürüz. Benim çoluğumla çocuğumla muhatap olma dedim. Saatini de söyledim ya. Bu karaktersiz de o saatte işte beni beklemeye koyulmuş. Neyse bahçe küreğiyle bekliyormuş. Oğlum da o esnada sokakta oynuyor. Baktım adamı gördüm orada, beklediğini gördüm. İşte 11,5 yaşında. Yani benden sekse kürek çocuğa gelebilir. Beni direkt öldürebilir. Küreğin keskin kısmıyla var gücüyle savurdu. Adamın yanına yaklaşırken var gücüyle vurdu. Allah'tan binanın sundurmaları vardır ya, yağmurluk her kapı önünde olur. Oraya çarpmış, onu daha sonra anladım. Küreğin kırılan kısmı da gelmiş kulağımı kesmiş. Bunu alt ettim açıkçası. Elinden küreğin sapını aldım. Ben de bunu biraz hırpaladım. Halbuki adamın boğazını bile kesme fırsatım vardı. Ben zaten hapishanelerden korkuyorum. Zaten hapishanelere düşmek istemiyorum. Sorumluluk sahibi bir aile reisiyim, aile babasıyım. Cezaevine girmektense ölmeyi tercih eden bir adamım. Benim çocuk da ona bir şeylerle vurmaya çalışıyor aslında. O da zaten adamın etkisiz hale getirmişim, küreğin sapıyla sıkıştırmışım, ben adamın arkasındayım. Çocuk da ona vurmaya çalıştığı için çocuğu yakalamaya çalışıyor. Bıçağı aldım, küreğin sapını bıraktım, adamın boğazına doğru bıçağı tuttum. Gözünün önüne getirdim bıçağı. Bak dedim, keseceğim boğazını, yeter, saldırma ya, ben adamı vurmuyorum artık. Etkisiz hale getirdim, yeter diyorum, bak elimde bıçak var. İttim adamı, tuttu yakamdan, vurmuyor da. Zaten dayağı yiyince de aklı başına geldi. Oğluna bağırdı, hanımına bağırdı. Sesini duyuramadı doğal olarak 3. veya 4. kattı. Adam o kadar güçlü, heybetli ki beni sürükleyerek gitti ziline bastı kendi zilinde. Ailesi geldi, ben bizi ayıracaklar diye düşünürken indirdiler beni aşağı. 4-5 kişi beni linç ettiler. Kısa kısa anlatayım. Elimde bıçak vardı. Almaya çalışırken işte 3-4 kişi üstümde yatıyor. Bir tanesi bıçağı almaya çalışıyor. Koluma sarıldı zaten bir tanesi. Bir tanesi kolumun üzerinde yatıyor. Diğer birkaç kişi vurmaya çalışıyor. Adam da başıma dikildi. Vuramıyor şimdi. Ben mücadele ediyorum. Sağ elimde bıçak var. Vuramıyor. İşte isabet ettiremiyor. En son kafamı bacaklarının arasına aldı. Adam gözümü çıkarmaya çalışıyor. Gözümü çıkarmaya çalışırken yüzüm gözüm tırnak içinde kaldı. Vesselam bıçağı verdim ben. Belediye işçileri de ayırmaya gelmişler. Bıçağı verdim. Kalktık.
Konu kapanmıştı, kavga bitmişti aslında. Binanın içine beni soktular. Çevredeki insanlar, işte ayırmaya çalışan insanlar. Zaten hanım bir taraftan ağlıyor, işte kızım bir taraftan ağlıyor. Oğlumu o esnada kaybettim. Bir de baktım o aradan geçiyor, daracık bir alan. O alandan geçerken bu adam insan olamayacak kadar kötü bir adam. Yani küçücük bir çocuğa saldırmak ne demek? Çocuğa saldırınca film koptu. Kendimi kaybettim. Zaten bu tür olaylar da insan işte bir yerden düşerken bile hayatı film şeridi gibi gözlerinin önünden geçer. Ne yapması gerektiğini, beyin daha hızlı çalışır yani. Hemen dedim bunun bacağını koparayım. Hiç kimseye de vermeyi düşünmedim ya. O bacağı koparıp alayım dedim. Bacak çürüyene kadar da kimseye vermeyeyim düşüncesindeydim o esnada. Çocuğuma vurmuş yani bir kocaman adam. Önceki yakalamaya çalıştığını hiç saymıyorum bile. Çünkü vuramamıştı, isabet ettirememişti benim çocuğumu, yakalayamamıştı. Ellerimiz birleşti, alt tarafa salladım, bacağına vuracağım ya. İşte az ceza alırım düşüncesiyle bacağından vururum dedim. Uzul kaybından bilmem neden işte 1 ila 3 yıl arası gibi. Aşağı tarafa salladım, diz kapağından aşağı salladım. Adam da aşağı eğilince bileklerimiz birleşti. Adamın karnına, bir nevi kendi karnına çekti bıçağı. Tabii sabıkalı olduğum için de asla ve asla hasbelkader yaşanmış bir olay olduğunu anlatamadım. 10 yıl ceza aldım, adam öldürmeye tam teşebbüs cezası aldım. Komşum bana yalancı şahitlik yaptı, gitti evden bıçak aldı geldi dedi. Halbuki çocuk getirmişti, diğer bıçak da yerdeydi zaten. Ben asla yalan söylemem, yalandan nefret ederim. Çünkü yalan yüzünden 18 yıl ceza aldım, bütün hayatım mahvoldu. Onun için yalandan nefret ederim. Yargıtay bunu fark etmiş olsa gerek, cezam 5 yıla düştü. Onu da yattım, küsurat kalmıştı 5 ay kadar. Onu da 2017 yılında açık cezaevinde yatarak bitirdim. Çok şükür temize çıktım. Siz siz olun, kesinlikle ve kesinlikle bütün samimiyetimle söylüyorum. Birini yaralamaktansa yaralanmayı tercih edin. Bir kez sabıkalandınız mı, hayatınız tamamen mahvolmuş gitmiş demektir. Zaten hapishanenin bir kez ekmeğini suyunu yiyen için bir daha kesinlikle ve kesinlikle girecektir yani. Hayat onu bir şekilde oraya sürükler. Cezaevi nasıl bir yer? Cezaevi tek kelimeyle iğrenç bir yer. Sorumluluk sahibi bir insanın kesinlikle ve kesinlikle girmemesi gereken bir yer. Her türlü pislikle karşılaşabilirsin. Zaten atalarımız demiş ya, kaç çeşit insan arıyorsan ara, hastane, hapishane, askeriye. Her çeşit insanla karşılaşmak mümkün. Bir de özellikle hapishaneler gerçekten çok iğrenç. Yani %90'ı, %99 diyelim. Suçlu zaten. Cezaevine girdiği için zaten psikolojisi bozulmuştur. Onun için hiç kimsenin cezaevine düşmesini istemem. Bu son 2010 yılında yapmış olduğum yaralamayı, aynı bıçak darbesini abartısız, bütün samimiyetimle söylüyorum, ben almak isterdim. Hasmımın cezaevinde yatmasını isterdim. O yaralandı ama 1 ay, 2 ay acı çekti, geldi geçti. Benim hapishanede yattığım süreçte benim psikolojimin ne kadar bozulduğu düşünülebiliyor mu? Ben hala sakinleştiricilerle ayakta duruyorum. Hapishaneler benim tamamıyla psikolojimi alt üst etti. Sorumluluk sahibi değilse, zaten gamsızsa, umurunda olmuyorsa o adamı hiçbir şey psikolojisini bozamaz. Yer içer yatar, ondan gider bir sigara versene, ona gider ya biraz peynir versene, biraz zeytin versene. Zaten bunu ben de yapamadığım için cezaevinde ekmeğin arasına börek koyup yiyen gördün mü? Ekmeğimin arasına börek koydum, börek yedim. Ekmek arası börek. Niye? İşte zeytinim yok, peynirim yok, garibanım. O tarihlerde koğuşlarda sigara içmek serbest. Herkesin kül tablası var, yatağı yorganı var. Kendisi özenle yapmış yatağını. Eski yataklar zaten pamuktur, çok da düzgün bir şey değildir. Özenle yapmış. Dedi ki ben dedi çıkıyorum işte 2-3 gün sonra geleceğim dedi, benim yatağımı falan kimseye vermeyin diye koğuş müvessiline söylüyor. Tamam dedik, bırakın 2-3 günü, aynı günün akşamı cezaevine geldi. Bu adam için o cezaevi bulunmaz bir nimet. Bu adam hiçbir şey yapamıyorsa alkolü alır, dükkanın bir tanesinin önüne yatar. Şimdi esnaf adam, yani lokantanın önünde de paspal sarhoş bir adamın durmasını tabii ki istemez. Kırıkkale küçük bir yer olmasına rağmen hiç kimse istemez. Adam bunu dövüyor, işte mahkemelik oluyorlar, tık cezaevine geliyor o sarhoş olan. Karşılaştığınız en garip suçlu kimdi? Hangi suçu işlemişti?
En garip suçlu yine 86 veya 88 yıllarında en garip suçlu annesi babası ayrılmış, babaannesi büyütmüş bir çocuk vardı ve onun 3 veya 4 tane de suç ortağı vardı. Onlar da benim yaşlarımdaydı. Bu çocuklar caminin alem denir en üstte şey var ya, caminin alemini çalmış. Minarenin alemini çalmış. Sen oraya gencecik çocuksun, nasıl çıktın, nasıl başardın, nasıl söktün? En garip suçlu buydu ki herkes de şaşırıyordu yani. En azılı hırsızların bile yapamayacağı şeyi 4 tane 5 tane çocuk yapmışlar. Hapishanede karşılaştığınız en azılı suçlu kim abi? Neydi? Ne suçtan gelmişti? Şimdi 88 yıllarında yattığım dönemlerde birçok cezası olanlar vardı. İşte 125 yıl, 96 yıl, işte 200 küsür yıl cezası olan bile vardı. Umarım duyuyordur yani, ortak arkadaşımızla görüşüyoruz da onunla görüşmedik. Adam işte hırsızlık yapmış, gasp, hırsızlık, işte yaralama, cinayet, suç makinesi. Yani maddi durumu da çok iyi, ailevi olarak maddi durumu çok iyi ama adam işi bu. Zıpkın gibi de bir genç, abiydi daha doğrusu o tarihlerde, abi ben çocuğum. İşte bir soygun yapmış, gasp yapmış daha doğrusu, benzin istasyonunu soymuş. Benzin istasyonunu soyarken de işin en garip yanı, marketten soygun yapıyor ya, benzin istasyonunun marketi var. Oradan çikolataları çalmış gitmiş. Hem paraları alıyor hem çikolataları çalıyor. Gün geçti, bir adam geldi, işte kimsin, necisin falan filan. İşte benzin istasyonu sahibiyim, nerede, şurada mı, burada mı? Dedi, sen o musun? Ben oyum dedi. Yani mal sahibiyle hırsız orada karşılaştı. Tabii o şeyde mahkum olmuş, benzin istasyonu sahibi de. O da çok iyi bir adamdı, o rahmetli olmuştur. O tarihlerde yaşı da oldukça geçmişti. Suçunu bilmiyorum tabii, zenginlerin suçu sorulmaz. Hapishanede aslında suç sormak uygun değildir. Koğuşa ilk girişin nasıldı abi? Cezaevine girdim, o arkadaşım anlatıyordu ya bana, işte cezaevine girince bir tanesini vurunca yıkacaksın, koğuşun ağası, paşası sen olacaksın. Ya bulaşıkçı ağası olursun yani 16 yaşında, bırak 16 yaşında, 70 yaşında olsan ne olur yani. 70 yaşında yaşına hürmet ederler, 16 yaşında kesinlikle ve kesinlikle bulaşıkçı olursun, meydancı olursun, temizlikçi olursun, koğuş paspaslarsın. Neyse girdim koğuşa. Yusuf Baba diye bir gardiyan vardı. Koğuşa o götürdü beni. Tosunum dedi. Oradan bir tane tıfıl bir çocuk koşturarak geldi. Tombul biraz da. Gel tosunum dedi. Bak bir tosun daha geldi. Sizi dedi yarın çifte koşacağım dedi. Meğer tosunum diye seviyormuş bizi. Bakıyorum şimdi dışarıya, bahçeye. Koğuşun içindeyim ya. Bahçede hiç toprak bir alan yok. Her taraf duvar, beton. Bu bizi nerede çifte koşacak diye düşünüyorum. Neyse gel bununla bir tanış dedi. Çocuk bana vurmaya hazırlanıyor. Dedim ne oluyor lan dedim, böyle tanışma mı olur falan. Çocuğu itekledim işte, lan eşek adam dedi, ne yapıyorsun sen falan filan. Seni götürürüm, işkence yaparım, döverim, söverim bilmem ne. Tabii diğer mahkum arkadaşlar da çok şaşırdılar. Şimdi ben çocuk koğuşuna götürüldüm ama o çocuk koğuşunda birkaç tane yetişkin de vardı. Şimdi çocukların düzenini sağlamak, asayişi sağlasın diye işte efendi, dürüst gördükleri, kalender gördükleri büyük mahkumları da çocuk koğuşuna birkaç tane vermişler. Hemen ne yapıyorsun sen falan filan, tuttular muttular. Neyse tamam dedim, tanışsın o zaman. Şimdi bu bana çocuk arkadaşına vurmak ister mi? Gardiyanın emriyle mecburiyetten yaptığı bir şey. Neyse bana bir tokat attı. Ben de onunla tanışma derdindeyim ama vurunca düşüreceğim. Hani koğuşun ağası olacağım ya. O büyük mahkumları görüyorum ama hiç aklıma gelmiyor onların o koğuşta yattığı. İlk gittiğim an. Neyse dedim, sıra bende. Ben de tanışacağım. Olur mu eşek herif dedi. Sen de bir dahaki gelen tosunla tanışırsın dedi. Siz ikiniz benim tosunumsunuz dedi. Sizi dedi her gün çifte koşacağım. Mahkum arkadaşlara da söyledi, bunun kulağını çekin dedi. Bu daha ilk gün. Anlatın dedi hapishaneyi. İşte o gittikten sonra bana hapishaneyi anlattılar. Anladık ki bu olayın görünen yüzüymüş. Meğer arkasında neler varmış. Zaten bu filmler değil mi ki özellikle gençlerimizi bu gayrimeşruya sürükleyen? Yani sen kimsin ki orada işte girince kabadayılık yapacaksın, Tatar Ramazanlık yapacaksın? Her koğuşun kendince bir kuralı var. İşte koğuşa girersin, vatandaş sana bir yer gösterirse oturursun. Zaten cezaevine ilk defa giren, bakma ben çocukken girdim orada ağır abilik yapmaya çalıştım ama belki vatandaş bir tane vurmayı boşver, elinin rüzgarından bile düşecek. Bir çocuğum yani 16 yaşında. Cezaevine girersin zaten ürkek bir kuş gibisindir yani. Biri bir yer göstersin de oturayım. Şimdi cezaevindeki suçlu insanların da şekli, şemali, duruşu, bakışları dışarıdaki insanlara benzemez. Cezaevinde yatan insan zaten rengi de soluktur, gözleri donuktur. Uzun süre yatanlar için geçerli bu. Gün yüzü görmemiş.
İster istemez de stresten dolayı, hapishane stresinden dolayı insanların psikolojisi bozuktur. Sen oraya giriyorsun, bir ağır abilik yaparsan zaten koğuşun bütün elemanları sana saldırır. Girersin ürkek bir kuş gibi, sana şuraya otur derler, oturursun oraya. Bir süre sonra koğuş müvessili veya yardımcısı çağırır, gidersin sana kuralları anlatır. Cezaevini işte o anda anlarsın, demek ki bu kurallara uymak gerekiyor. Hatta bir seferinde ben de gittim ayak ayak üstüne attım işte. Sigaramı yaktım zaten, tesbihim elimde. Ben de eski mahkumum diye karşı tarafa bir mesaj gönderdim. Koğuş müvessilinin yardımcısıymış, geldi. Dedi, kardeş ayak ayak üstüne atmıyoruz hiçbirimiz dedi. İşte bu koğuşta yasak dedi. Baktım gerçekten de öyle, hiç kimse ayak ayak üstüne atmamış. Bir nevi saygıyı o koğuş müvessili, koğuş ağası onu korumakla yükümlüdür. Koğuşta büyük bir kavga çıktı mı abi? Tabii bunu defalarca yaşadık. Yani işte façası bozulan, suratı kesilen, kafası patlatılan, kaynar su dökmek çok yaygındır. Kaynar suyu döker hasmının üstüne, kaza oldu süsü verir. Yine 88 yıllarında yaşadığım bir olay, vatandaş hiç suçu bile yokken küçücük bir tartışmadan sebep, ki başkasıyla tartışıyordu bununla bile değil, maket bıçağını vurdu adamın suratına, hayatını söndürdü. Hayat boyu bir façayla gezmek zorunda bıraktı. Birçok kavgaya tanık oluyorsun. Ya zaten herkes agresif olduğu için her an kavga hazırdır. İşte kimi şiddetli olur, kimi hafif geçer. Bir arkadaşım yaşamış bunu. Gerçekten ikisi de delikanlı adammış. Yani bu takdir edilecek bir konu. İki kişi çıkmışlar, arka tarafa bahçeye çıkıyorlar ya, kapının arkasına çekmez sapını koymuşlar. Bizi ayırana diye de edilebilecek en iğrenç küfürü etmişler. Tabii kimse de ayırmaya tenezzül etmemiş. Zaten kapının arkasında çekmez sopası var. İki kişi çıkıyor bahçeye. Artık ikisi de bayılana kadar, kendilerinden geçene kadar kavga etmişler. İşte asıl takdir edilecek kavga budur. Diğerlerinin çoğu kıtırıktan yapılan kavga. Çocuk istismarcıları ve tecavüzcüler hapishanede nasıl muamele görürler? Kardeşim çok güzel bir soru. Eskiden maalesef ve maalesef ki aynı koğuşta barınırlardı. Bir sürü suçtan insanları vardı ve farklı yaşlarda insanlar vardı. Herkes de kabullenmişti artık. Çok iğrenç suçtan gelen adamlarla bile aynı koğuşta kaldığımız oldu. Ama o tarihte ben çocuğum, benim söz hakkım yok. Ama diğer mahkumlar da buna göz yummuşlardı. Bir nevi göz yummak zorunda kalmışlardı. Çünkü idare karşısında bütün mahkumlar eşittir. Günümüzde de onlar ayrı, koğuşları ayrıdır. Her cezaevinde vukuatlar mutlaka yaşanır. Yani özellikle tacizcilere, cinsel suçlulara baskı uygulanır. Bunun da önüne geçebilmek için koğuşları ayrılmıştır. Mesela açık cezaevinde kız kaçırmadan, daha doğrusu kızın gönlü varmış, sonra aklını çelmişler. Gönlüm yoktu, beni zorla kaçırdı gibi bir şey söylemiş. Birbirlerini seven iki genç olmasına rağmen çocuk cezaevine girmiş. Çok da küçük değildi, yani 25 yaşlarında falandı. Mahkeme bir süre devam etmiş. Açık cezaevinde karşılaştık. Zaten açık cezaevinde cinsel suç ayrımı yok. Herkes aynı ortamda bulunabilir. Tabii suçlar gizlenir ama yine de insanlar birbirlerinin suçlarını, en azından bu cinsel taciz suçluları bellidir yani. Bu vatandaş da işte anlatıyordu. Birkaç işkenceye maruz kalmış. Koğuş ağası, koğuş müvessili şu saatlerde geleceksin, bana hatırlatacaksın diyor. Abi benim dayak saatim geldi diye. Tabii psikolojik baskıyı hiç söylemiyorum bile yani. Ona sürekli psikolojik baskı vardır. Cinsel suçta işlenmesin be kardeşim. Yani zorla güzellik olmaz ki yani. Hak eden cezasını da elbette çeksin. Ben Rabbim hiç kimseyi düşürmesin diyorum her seferinde. Ama o öyle değil işte. Rabbim hiç kimseye suç işleme fırsatı vermesin. Hak eden de elbette cezasını çeksin. Cezaevinde hiç kavga ettin mi? Tabii birçok kez kavga ettim. Hemen yine 2010 yılında yaşadığım bir kavgadan bahsedeyim. Bu arkadaşla bir süredir aramız iyi değildi. Konuşmuyoruz. Ben boncuk çalışıyordum cezaevinde. Ranzalar birleştirilmiş. 3 ranzanın arasında küçük bir boşluk. İşte diğer 3 ranzanın arasında küçük bir boşluk. Ayağıma bastı. İpi de bırakamıyorum şimdi. Bir düzen tutturmuşum. Azıcık bıraka bıraka gidiyorum. Onu da bırakmak istemedim. Döndü bu. Ne geziyorsun sen benim arkamda falan. Bana kafa tuttu. Ya arkadaş sen benim ayağıma bastın. Suçlusun. Pardon demeni de istemiyorum yani. Çek git. Bana kafa tutunca benim şartelleri attı. Bana vurmaya yeltendi de yani, bunu hissettim. 2-3 kez yeltendi. İşte en sonuncusunda biraz fazla gerilince vurdum, indirdim bunu aşağı. Hemen birkaç tane de vurdum. İşte ayırdılar. Zaten çok kavga ettirmezler. Herkes işte kavganın sakinleşmesi, yatışması için mücadele eder.
Hemen onu tuttular, beni tuttular. Tabii birkaç hasar oluştu. İşte ağız burnu kanadı bir yerleri. Beni sevmeyen de orada birkaç kişi vardı. Birkaç gün önce de koğuş ağası seçiminde koğuş ağasını ben seçmemiştim. Diğer tarafa, kaybeden tarafa oyumu kullanmıştım. Koğuş ağası bu olsun, koğuş müessili bu olsun diye. Oradan da bana bir ufak cephe almışlardı. Bir arkadaşla da boncuk alışverişi nedeniyle bir yanlış anlaşılmadan dolayı 2-3 kişi de oradan kızgındı. Vesselam zaten ilk darbeyi de ben vurduğum için beni koğuştan attılar. O koğuşta fazla sevenim yoktu yani. Bu da koğuş ağalığının seçiminden kaynaklandı diyebiliriz. Bu cezaevinde iri yapılı bir adam varmış, başkasının arkasından konuşan. O mevzu neydi abi? Bu arkadaşımın arkasından konuşuyormuş. Ben de o tarihte 120-130 kilo kadar gelir. Hayvan gibi bir adam. Zaten bodyguardlık yapıyormuş barlarda, pavyonlarda. Görünümü de zaten dehşet bir görünümü var. Zaten ilk cezaevine geldiğinde bu adam, ben oradaydım. Herkes bir ne oluyoruz dedi yani. Herkes biraz ürperdi açıkçası. Tabii ben zaten ürpermişimdir yani 18 yaşında tıfıl bir çocuğum. Tabii bu arkadaşıma söylendiği için tepki vermek zorunda kaldım. Sen kime söylüyorsun, niye söylüyorsun falan filan küçük bir tartışma yaşadık. Tabii ben dedikodudan nefret ederim. Zaten gidip de arkadaşıma söylemiş de değilim. O berber gitmiş bunu benim arkadaşıma söylemiş. Tartışırken işte ben ona söylemedim falan filan kıvırdı açıkçası. Benim bu arkadaşım da, canciğer arkadaşım da Ankara mahkumuydu. Cezaevinde de çevresi vardı. Ve benim arkadaşım da tabii doğal olarak intikam almak istiyor. İşte ben arkasından atmış. Yani söylenmeyecek sözler sarf etti yani. Dışarıda şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Çok kötü şeylerden bahsetti. Berber arkadaşımız olduğu gibi anlatmış konuyu. Bu canciğer arkadaşım da intikam alma derdinde. İşte kafasına göre ben bunu döveceğim dedi. Kimse karışmayacak. Her ne kadar karışmayın dese de kapının önündeki ranzaya gel buraya dedi. Otur bakayım şuraya. Şimdi o da başına geleceği biliyor aslında. Yani her şeyin hayatta bir bedeli var. Ahirette de var. Günümüzde de var. Sen kötü söz söylemişsen onun karşılığını göreceksin. Vesselam abim vurunca işte ben vurdum. Oradan birileri daha geldi. O ona orada derken bu kendini dışarı attı. Dışarı atarken de kafası maltada duvara çarptı. Zaten kafası korkunç olmasının bir sebebi de kafadan ameliyat geçirmiş. Kafatası yamulmuş adamın. Suratı zaten yara izleri içinde. Kafa zaten yarısı yok diyebiliriz ameliyatlı. Korkunç bir adamdı. Bir kişinin gücünün yetmesi zaten mümkün değil yani. Bırak sen benim gücümün yetmesini, sıradan birinin gücünün yetmesi mümkün değil. Ama işte kavga esnasında anladık ki bu adamda şu kadarcık cesaret yokmuş. Zaten bu da çok kötü bir şekilde hayatını sonlandırdılar. Kızıyla damadı öldürmüşler bunu. Abi senin için kabadayı ne demek? En büyük kabadayılık efendiliktir. Geçmişimizde de günümüzde de kabadayılara bakarsın. Kabadayı adam dürüst adamdır. Kabadayı adam mert adamdır. Olması gerekir daha doğrusu. Asmayla, vurmayla, kırmayla, öldürmeyle kabadayılık olmaz. Dürüstlükle, mertlikle olur. Bir kere senin arkandan gelecek, sana abi diyecek adam senin dürüst olman ister. Sen dürüst değilsen zaten kabadayı olamazsın. Arkadaşım vardı, çocukluk arkadaşım. Onun bulunduğu, daha doğrusu komutan olduğu köye bu kabadayılardan bir tanesi gitmiş ve o köyün bütün garibanlarına yardım etmiş ve birebir de bu benim arkadaşımı görevlendirmiş. Komutanım sen demiş takip et, muhtar bunları oraya ulaştırıyor mu? İşte kabadayılık bu. Kabadayılık efendilik, kabadayılık dürüstlük, mertlik. Öyle kıytırıktan kabadayı işte çok adam vuran, çok adam öldüren kabadayı olamaz. Mert adamın mertliği kabadayı yapar onu. Koğuş ağası ne iş yapar? Koğuş ağası bir nevi idare ile mahkumun arasında basamaktır aslında. Tabii bunun layıkıyla yapanlar için söylüyorum. Koğuşun işte sıkıntısını idareye bildirir. Koğuşun cumhurbaşkanı diyebiliriz. Bana da teklif edildi. İşte bulunduğum cezaevinde 2010 yılında yaşadığım bir olayda. Yani severler beni yani her yerde. İşte sevdiler. Allah razı olsun. Abi dediler bu sana yakışır. Hem eski mahkumsun hem ortam biliyorsun. Kardeşim ben uğraşamam dedim ya. Cezaevinde seni en çok zorlayan şeyler neydi abi? En çok zorlayan şey deyince zaten otomatikman 2010 yılında yattığım dönemlerde çok zorlandım. Okul bahçesinde çocuğumun takip edildiğini, benim çocuğum da sorumluluk sahibi bir çocuktur. Ben cezaevindeyken pazarcılık yapmış, bir nevi annesine katkıda bulunmak, eve katkıda bulunmak istediği dönemlerde
Bu karaktersiz benim yaraladığım adam karşısına geçiyormuş. İşte bir yarım saat, bir saat, iki saat seyrediyormuş benim çocuğu. Yani işte bir yerde yakalayayım da öldüreyim düşüncesinde miydi acaba? Zaten yargılama sürecinde de defalarca söylemiştir. Bu çocuk beni dövdü, bu çocuk beni dövdü. Yani benim çocuğumu cezaevine attırabilmek için neler sarf etti mahkemede, ne sözler sarf etti. Hakim en sonunda kızdı. Argo da konuştu. Sus lan dedi, bu kadar çocuk mu seni dövecek dedi. Yani terbiyesizlik etme dedi. Fırçattı yani. İşte bu adam benim çocuğumu takip ediyormuş. Bunu duydum, okula gidiyormuş, bunu duydum. Zaten o günlerde de, o tarihlerde daha doğrusu telefon görüşmesi haftada bir sefer yapılırdı. Müdürden izin alıp, yalvar yakar izin alıp ailemi aramama rağmen ulaşamadım. Zaten ev telefonunu arıyordum. Cep telefonunu arayacak kadar maddi gücüm yoktu. Haber de alamadım ailemden. O esnada beton duvarları kafayla yıkabilmek, kırabilmek, yumruklarla kırabilmek mümkün mü? Kendimi öyle hissettiğim anlar oldu. Bu duvarları işte kafamla yıkabilip uçarak gidip hasmamın canını alabileceğim. Yani kendimi bir ejderha gibi hissedip odasının içinden, yatak odasından pençelerimi takıp alasım geldi yani. İşte en zor anım buydu. O bir haftam benim için bir dehşetti yani. Hiçbir yere sığmıyorsun, hiç kimseyle konuşamıyorsun. Peş peşe sigara içiyorsun. Zaten uyku yemek falan hiçbir şey yok. Zaten aklından çıkmıyor ki. Ya benim evladıma bir zarar verirse, ya aileme bir zarar verirse, o nedenle sorumluluk sahibi insanların asla ve asla cezaevine düşmemesi gerekir. Bir gün aşağıda boncuk çalışıyorum. Bir tane sakız çiğniyor, sinirlendim. Tabii kendime sinirlendim, başkasına bir şey diyemezsin. Kavga sebebidir. Oradan bir tane sana lan adamın sakızından der, al sana kavga. Neyse bir şey demedim, çıktım koğuşa. Orada da bir tane sakız çiğniyor. İndim bahçeye gideyim bari dedim. Bahçeye gittim, orada da bir tane sakız çiğniyor. Zaten boncuğu falan bıraktım, beynim döndü. Zaten sevmediğim bir şey, sakızın sesini duyuyorum, ağız şapırtısını duyuyorum. Şarkı söylemeye çalışıyorum kendi kendime ama yani benim sesimi bile bastırıyor. Belki de etkilendiğim için o bana geliyor. Neyse bahçeden de gittim, kendimi tuvalete kapattım. Birinin ihtiyacı olacak da gelip kapıyı çalacak. O zamana kadar bekledim ama yani ağladım yani sinirimden. Yani tuvaletteyim, kulaklarımı kapatıyorum. Kapının sesini bile zor duydum. Belki birkaç sefer vurmuştur, bilemiyorum. Bir de cezaevinin iç kısımlarında kilit zaten mümkün değil, olmaz. Vatandaş kapıyı itince uyandım diye hatırlıyorum. Şimdi söyleyince bak jeton düştü. Kapı açılınca fark ettim ya, kulaklarımı kapattım. Artık gözlerimden yaş geldi yani sinirden. 20 kişiyle aynı koğuşta yatmak zorundasın. İster sev, ister sevme. Hasmınla yan yana yatmak zorundasın. İşte gözünü açınca uykudan uyanırsın, hasmını karşında görürsün. Nefret ettiğin bir adamı gözlerin görür. Halbuki hiç suç işlemesen de işte uyanınca eşini görsen, çocuğunu görsen. Maalesef özellikle bu diziler gençliğimizi de hapishanelere, gayrimeşruya yöneltiyor. Hiç kimsenin cezaevine düşmesini istemem. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Cezaevindeyken en çok neyi özledin abi? Bunun tarifi mümkün değil ya. Yani hayvan pisliğinin kokusu özlenir mi? Köyde yetişen bir insan için özlenir. Hayvan pisliğinin kokusu gelmişti. Ben o esnada hayvan kokusunun pisliğini özlediğimi hissettim. Çünkü biz de köylüyüz. Doğal olarak hayvanlarımız vardı. Ahıra girdiğimde ineği görmeyi bile özlediğim aklıma geldi. Her bir şeyi özlüyorsun. Benim ahtım vardı. Cezaevinden çıkınca kuzu kapama yapacağım ilk fırsatta diye. Yaptım. Yani bu en lüks özlenecek şey. Ama işte otu, çöpü, böceği, doğayı, hiç sevilmeyecek bir şeyi de özlediğin oluyor yani. Sokak köpeğini bile özlüyorsun ya. Yolda koşturan bir kediyi özlüyorsun. Hele çocuk, had safhada özlemin yani. Yozgat kapalı cezaevine tadilata gitmiştik. Gardiyanın, gardiyanları sevmem. İşin açıkçası onlar da beni sevmez malum. Gardiyanın çocuğunu elimle besledim. O cezaevine tadilata gittik. Cezaevinde hiçbir mahkum yok. Orayı müze yapıyorduk biz. O cezaevinde çalışırken işte gardiyanın çocukları, yakınlarda da gardiyanın evleri falan var. Çocukları gelirdi. Geçmiş gün 4-5 yaşlarında çocuk. Elimle o çocuğu besledim ve o çocuğu beslemekten o kadar keyif aldım ki. Yani daha önce hiç çocuk beslememişim. Kendim zaten işte o tarihte çocuk sayılırım, işte 20 yaşlarındayım açık cezaevine gittiğim dönemlerde. 20 yaşındayım, o çocuğu beslerken aldığım hazzı, aldığım keyfi anlatamam. Her bir şeyi özlüyorsun. Bunca zorluğa rağmen hapishanede yaşadığın süreçte seni ne ayakta tuttu? Beni gururum, onurum ve aile sorumluluğum ayakta tuttu.
sorumluluk sahibi biri olmasaydım çok farklı yollara sürüklenebilirdim. Ve birçok gencimiz de hapishanelerde gayrimeşruya yönelmiştir. Herkes suçludur. Yani %99'u suçludur orada. Hepsinin bir suçu vardır. Ondan hırsızlık yapmayı öğreniyorsun. Ondan adam dövmeyi öğreniyorsun. Bundan gasp etmeyi öğreniyorsun. Bundan işte eve girmeyi öğreniyorsun. Zaten orada zamanın bol. İnsan kendini cezaevinde her türlü geliştirebilir. Dört dörtlük bir ibadete düşkün biri olarak da çıkabilir. Agresif, psikopat biri olarak da çıkabilir. Suç makinesi olarak çıkmak isteyenler elbette çıkabilir. Beni orada ayakta tutan, zaten intikamdan beni bir nevi vazgeçiren de annem oldu. Hapishanede manevi hayatınız nasıl oldu? Namazla ilişkiniz nasıldı? Hapishanede bir dönem uzun bir süre 5 vakit namazımı kılmaya çalıştım. Bir süre Kur'an öğrenmeye çalıştım. Yani insan isterse orada dini bütün bir Müslüman olarak da, iman eden bir Müslüman olarak da çıkabilir. Episkopat, ateist olarak da çıkabilir. İnsanın kendi elindedir. Allah-u Teala akıl vermiş, fikir vermiş. Doğru yolu, yanlış yolu göstermiş. Tabii ben tövbe ettikten sonra 2010 yılında ibadete daha çok ağırlık verdim. Zaten orası dine yönelebilmek için en uygun yerdir. 15 günde bir veya ayda bir her koğuşa imam gelir. Kur'an öğrenmek isteyene Kur'an öğretir. Sohbet dinlemek isteyenlere tabii zorunlu değildir ama geneli katılır. Zaten orada boş zamanım var. Bu 2010 yılında yattığım dönemlerde bunun tamamıyla ve tamamıyla bir kader olduğuna inandım. Bunun bir imtihan olduğuna inandım. Ve o nedenle de dine daha çok yöneldim. Bundan da çok pişmanım. Her namazdan sonra ettiğim dualarda Allah'ım benim günahımın bedelini ahirette ödettir diye yalvarmışımdır. Bunun da ne kadar yanlış olduğunu günümüzde de görüyoruz. Çünkü bu dünyanın 1 lirası kul hakkı yemişindir 1 lira. Acaba ahirette bu 1 liranın bedeli nedir? Keşke bütün günahlarımın derdini hayatımın sonuna kadar gerek cezaevinde gerek ağır baskı altında bütün bedellerini ödeyebilsem. Abi yaptıklarından pişman mısın? İlk yaptığım yaralamadan pişmanım. Cinayeti zaten ben işlemedim. 2010 yılındaki yaralama olayında cezaevine girdiğim için pişmanım. Onu vurduğum için değil, çocuğuma saldırmış, canıma kastetmiş. Ben orada savunma yapmışım, vurmuşum. Kesinlikle ve kesinlikle zerre kadar pişman değilim. Sadece cezaevine düştüğüme pişmanım. Keşke kendime bir bıçak vursaydım da onu cezaevine düşürseydim. İşte o zaman çok mutlu olurdum yani. Cezaevinde en çok neyi hayal ettin abi? Şunu çok hayal ederdim. Acaba bir gün camiye giderken oğlumla birlikte gidebilecek miyiz? Acaba bir gün, şimdi cezaevinde öğrendim bunu da. 2 kişi namaz kılarken bir tanesi hemen yanında saf tutabiliyor bir kişi. Diğer bir kişiye imamlık yapabiliyor. Oğlumla namaz kıldığım anı hayal ettim. Ve çıktım bunu da gerçekleştirdim. Gel dedim aslan oğlum. Zaten cezaevinden çıktım aynı gün. Cezaevine girmeden önce alkol alıyordum 2010 yılında. Cezaevinden çıktım abim gelmiş. Abim de alkol alır. İşte arkadaşı var o da alkol alır. Getirmişler doldurmuşlar zaten alkolle. Özlemiştir içer düşüncesiyle. Uzattı bana şişeyi dedim ya ne şişesi sen beni en yakın camiye götür. En yakın camiye götür bir şükür namazı kılayım. Kış günü çıkmıştım. O kadar çok soğuk olmasına rağmen, hava da soğuk, su da soğuk. Ellerim, ayaklarım dona dona abdestimi aldım, namazımı kıldım. Aile tabii her şeyden, herkesten önce gelmesi gerekirken, önce dedim ben bir şükür namazı kılayım. Çünkü o benim içimde bir uhdeydi. Dedim bunu böyle yapacağım. Cezam düşerse ve yaptım da çok şükür. İnsanlara ne tavsiye edersin abi? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yani dürüstlük, mertlik. En önemlisi empatidir ya. İşte ben bunu yapıyorum ama bu adam bana ne yapar? Veya birisi bana böyle davransa ben ne yaparım? En önemlisi de budur. İnsanlar empati yapmalı, herkes. Hayalim hakkında ne düşünüyorsun abi? Zaten kanalınızı takip ediyordum. Başarılı bir kanalınız var. İzlenmesi de oldukça yüksek. Tabii herkesi tebrik ve takdir ederim. Çok güzel içerikleriniz var. Sürekli izlemeye çalışıyorum boş zamanlarda. Zaten mesajınızı da görünce tamam dedim yani işte bu dedim yani. Şimdi hani derler ya kurunun yanı sıra yaş da yanar. Ben de bir nevi sizin ateşinizden faydalanırım diye düşündüm açıkçası yani. Herkesi tebrik ve takdir ederim. Başarılarınızın devamını dilerim kardeşim. Bu ara videom derken kanalımdan da bahsedeyim. Kanalımın ismi Hapishanedir. Kanalımdan takip ederseniz sevinirim. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir
veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.